Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün relative clause konusunun soru çözümünü yapacağız. Sayfa 51-52. Soruları çözerken size küçük küçük ipuçları da vereceğim. Bu ipuçlarını da iyi izleyin. Relative clause'da soru çözümü nasıl yapılıyor? Şimdiden öğrenmeye çalışalım. Şimdi değerli arkadaşlar, place biliyorsunuz ki yer demektir. Ve hiçbir zaman who olmaz. Neden? Çünkü who arkasından ön tarafındaki ismi insan olmak zorunda. What olmaz çünkü relative clause'da what yoktur. Bu soruda doğru cevabımız whose, where ya da in which olabilir. Bakıyorum, Güney Kutbu bir yerdir. Whose olması için burada bir çıplak isme ihtiyacımız var. O yüzden whose da eleniyor. Ne kaldı geriye? Where ya da in which. I would like to go. Ben gitmek istiyorum. Nereye? Oraya. Bir gün oraya gitmek istiyorum. Nereye? Oraya. Der ne demekti? Oraya. Yani bu cümlede ikinci taraf atılan şey ne? Der. Der atıldığı için derin yerine gelecek şıkkımız verdir. Doğru cevap Bursa'dır. Şimdi geldik ikinci soruya. One of the reasons. Arkadaşlar bu soruyu sanırım dizgide karıştırmışız. Bu bir noun clause sorusu. Noun clause sorusu olduğu için çeviriyle yapacağız. One of the reasons, sebeplerden biri. Neyin sebeplerinden biri? Armando survived the incredibly cold temperatures. Armando'nun aşırı derecede soğuk havalarda ayakta kalabilmesinin sebeplerinden biri. O zaman sebeplerden birinin ne olduğunu açıklıyor mu? Açıklıyor. Açıklama olduğunda biz neymiş tabii ki? Was that the well of the airplane and the warm air trapped in the well shaft kept him warm enough to survive? Sebebini açıklıyor. Açıklama yaptığı için noun clause sorusunda açıklamayı biz that'le yaptığımız için bu sorunun doğru cevabı Ceyhan'dır değerli arkadaşlar. Şimdi geldik üçüncü soruya. Üçüncü soru da task-based method. Task-based method. Task-based method virgülden sonra that gelmeyeceği için Adana elendi. Which gelebilir. Whom canlı insanlarda kullanılır biliyorsunuz. Where olabilir. Who gene olmaz. Neden? Onlar insanlarda kullanılıyor. Bu soruda doğru cevabımız ya B ya D. Sonra geldim öğrenciler. İnsan bunlar değil mi? Who olabilir ama öğrenciler zaman bildirmezler. O yüzden Denizli'de gitti. Doğru cevabımız B şıkkıdır değerli arkadaşlar. Geldik şimdi dördüncü soruya. Dördüncü sorumuzda da ne var bakalım? Sodyum florit var. Sodyum florit from that olmaz. Neden? İngilizce'de şuraya yazalım. Şurada bir açıklama yazalım. Buraya dikkat edelim Etra abi. Şöyle bir not yazalım eğer yazabilirsem. Şöyle. Tamam. Diyelim ki in, on, at, by, for, about. Yani A kısmına preposition alabilenler whom, whose ve which'tir. Ne demek bu arkadaşlar? Eğer siz bir relative pronoun'un yani relative zamirinin önüne in, on, at, by, for, about getirecekseniz sadece neyin önüne getirebiliyorsunuz? Whom'un, whose'un, which'in. Yani from that'le siz relative clause yapamazsınız. Neden? That önüne ne almaz? Preposition almaz. Bu bilgiyi unutmayın. O yüzden bu soruyu da A şıkkını iki sebepten dolayı eliyorum. Birinci sebebim ne? Eleme sebebim ne? Birinci sebebim. Virgülden sonra that gelmez. İkinci sebebim ne? Whom, which ve whose dışında hiçbir relative pronoun önüne ne almaz? Zamir, preposition almaz. Bu yüzden eledik bunu. Sonra aynı mantık burada da geçerli. In ver diye bir şey olamaz. Niye? Çünkü hocam
Siz söylediniz bunu. Önüne preposition alabilenler home, which ve whose'dur. Bu da gitti. Sodyum fluorit zaten zaman bildirmez. Bu da gitti. Doğru cevap ya to which ya with which. Doğru mu? Şimdi bunun with mi to mu olduğunu nereden anlayacağız? İkinci cümlede atılan yerde hangi preposition atılmış? Bunu bileceğiz. Bu soruyu çözebilmemiz için ne lazımdı bize? Bir, çeviri bilgisi. İki, belki de en önemlisi, prepositionların kullanım kuralları. Mesela diğer videomuzda öğretmiştim ben size. Interested in the, keen on the, accused of the, famous for the, object to'ydu. Yani bu şekilde kullanımları bilmeniz gerekiyor. Bakalım ikinci tarafı çevirelim. Senin dişinin üzerindeki işte diş minesi reacts. Ne yapar? Tepkimeye girer. Neyle? Sodyum floritle. Sodyum floritle ile çevirisi eksik olduğu için aslında burası neymiş? Reacts with it. It yerine which. With yerine with. Doğru cevap with which. Geldik 5. soruya değerli arkadaşlar. On Friday. Biz burada bir zamanı mı niteliyoruz? Zamanı nitelediğimizde biz when kullanabiliriz. In which kullanabiliriz. Doğru mu? During which kullanabiliriz. Which kullanamayız. That of kullanamayız. In which'i kullanabiliriz dedim. Neden? Çünkü in which de zaman anlamında kullanılabiliyordu. Fakat in aylar, mevsimler, yüzyıllar, asırlarda kullanılıyordu. Fakat burada günden bahsettiği için günü sen in'le niteleyemeyeceğin için Bursa'da gitti. Geriye kaldı şimdi A ya da C. When mi? During which mi? There is going to be a school dance. Ne olacakmış? Okul dansı olacakmış. Cuma boyunca mı yoksa cuma günü okul dansı olacak mı? Cuma günü okul dansı olacak. Boyunca diyebileceğimiz bir anlam yok. O yüzden when bu sorunun doğru cevabıdır değerli arkadaşlar. Geldik şimdi 6. sorumuza. Ayrıca biliyorsunuz ben size ne söylemiştim dersleri anlatırken? Relative clause'da çeviri her zaman ikinci plandaydı. Neden? Çünkü which hangi demekti ama biz bunu çevirmiyorduk. Home kime demekti ama biz bunu çevirmiyorduk. Doğru mu? O yüzden relative clause sorularını çözerken farkındaysanız önce çeviriye bakmıyorum. Önce neye bakıyorum? Önce neye bakıyorum? Önce boşluğun önündeki isme bakıyorum. Buna göre karar veriyorum. Bakın mesela boşluğun önündeki isim kız. Kız olduğu için ver olmaz diyorum. Niye kız yer bildirmez? Zaman olmaz diyorum ve ne diyorum? What relative clause'da yok diyorum. Which cansız varlıklarda kullanılır diyorum. Bakın soruyu hiç çevirmeden çözebildim. Tabii ki her soruyu çevirmeden çözemiyorsun. Çünkü bazen preposition'da tahmin etmen gerekiyor. Diğer videomuzda non-clause çözeceğim. Onda da full çeviri yapmam gerektiğini göreceksiniz. Çünkü non-clause çeviriyle çözülür. Relative clause taktikle çözülür demiştik. Daha önce hatırlıyorsunuz. Evet, 6. sorunun doğru cevabı who'ydu. 7. soru arkadaşlar. I have lots of memories from Dad's backyard one. Şimdi çok sayıda neyim varmış benim? Anım, hatıram varmış. Neyim varmış? Anım, hatıram. Biri. Neyin biri? Anının, hatıranın biri. Yani ben size şunu öğretmiştim. One of which. Neyin biri? Anının, hatıranın biri. O çevirisi var ya. O çevirisini bize ne veriyordu? Of which ile of whom veriyordu. O yüzden bize ne lazım burada? Of which lazım. Of whose da olabilir mi hocam? Olabilir ama burada ne olması lazım? Çıplak isim olması lazım. O yüzden doğru cevabımız one of which çevirisi. Yani anıların biri. Anlaştık mı? Geldik şimdi 8. soruya değerli arkadaşlar. Geldik şimdi 8. soruya. Bakalım ne demişiz burada. Nanitil have turned Strap'ın daughter tells the story of a man. Bir adamın hikayesi. Adam. Doğru mu? Adam. Whose olur. Kabul mü? Niye?
sahiplik bildiriyor. So olur. That olur. Neden? Who ya da whom yerine geçebiliyor. Adam yer bildirmez. Adam cansız varlık değildir. Who da olabilir. Fakat şu mantıkla ilerlersek üçüne de baktığımızda üçü de olabiliyor. Ama ikinci cümleye bakalım. Kız çocuğu büyük bir bahçede yaşıyormuş. Bahçe zehirle doluymuş. Doğru mu arkadaşlar? Ama güzel çiçekler varmış bahçede. Peki kız kimin kızı? Adamın kızı. Adamın kızı. Burada bir noun var değil mi? Burada da bir noun var. İki noun'u ne yapacaksın? Sahipleştireceksin. O zaman adamın kızı çevirisinden dolayı doğru cevabımız whose çocuklar. Anlaşıldı mı? Şimdi geldik 9. soruya. Bakalım 9. soru bize neyi soruyor? I remember my father's Cadillac. Bu Cadillac bir araba markası çocuklar. Babamın Cadillac arabasını, BMW'sini hatırlıyorum diyor. It was a 1978 Brougham. O 1978 model Brougham markasındaymış. Motoru. Neyin motoru? Yine sahiplik mi veriyor? Arabanın motoru daha sonra yer değiştirmiş değil mi? Neyin motoruyla yer değiştirmiş? Limuzin motoruyla. Arabanın motoru. Sahiplik zamiri mi lazım gene? Ne var bizde sahiplik zamiri olarak? Sahiplik pronounu işte relative pronounu. Whose var. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı değerli arkadaşlar. Şimdi geldik 10. soruya. 10. soru. Marimba müzikal bir çalgı aletmiş. The keys. The keys'i. Tuşları. Neyin tuşları? Neyin? Marimba'nın tuşları. Tuşları. O zaman of which. Marimba'nın tuşları dediği için doğru cevabımız burada ne oldu gene? Of which oldu çocuklar. Anlaştık? Şimdi geldik 11. soruya. Bakalım 11. soruda ne diyor? In my neighborhood, yani benim bölgemde, yaşadığım bölgede they are building new houses der arasında burası. Yeni evler varmış değil mi? Duvarları. Neyin duvarları çocuklar? Evlerin duvarları. Yani biz buraya bir whose koyacağımızın farkında mıyız? Some of whose birkaçının duvarı. Tamam, olabilir. Doğru cevap Bursa'dır. Anlaştık mı? Geldim şimdi 12. soruya. Bakalım 12. soruda ne diyor? Ben aşırı etkilendim. Neyden? Frederick Douglass'ın yazdıklarından. Tamam. The weekend was a time. The weekend was a time. Hafta sonu bir zamandır. Ne zamandır? When birinin should study. Biri çalışmalı. Şimdi biz burada kimi niteliyoruz? Frederick Douglass. Doğru mu? İnsan mı? İnsan. Which? Whose olması için çıplak isim olması lazım ve sahiplik vermesi lazım. Frederick Douglass'ın hafta sonu saçma. Whom olabilir. For whom olabilir. That olabilir ama özel ismi that nitelemez. Doğru cevap şimdi whom ya da for whom. Şimdi burada sıkıntı şu. Biz nereye kadar analizleyeceğiz şurayı? Şuradan böleceğiz. Biri çalışmalı. Sizce should study him mi? Ona çalışmalı mı? Yoksa onun hakkında, onun için mi çalışmalı? O zaman yazar burada ne yapmış? Hem for'u atmış, hem him'i atmış. Him yerine whom, for yerine for. Yani for whom. Doğru cevabımız Denizli. C burada güçlü bir çeldirici çocuklar. Doğru mu? Doğru. Geldik 13. soruya. Rodger McCormick. Biyoloji klas. Kimin biyoloji sınıfı? Rodger'ın biyoloji sınıfı. Var mı sahiplik zamiri bir? Whose var değil mi? Görüyorsunuz. O zaman buraya ben whose koyacağım. Doğru mu? Which gitti, that gitti. For whose olur. At which olmaz. Whose olur. Şimdi hatırlayın zaten. Önüne neler preposition alabiliyordu? Which, whose ve whom. Kabul mü? Kabul mü? Kabul.
O zaman bakıyorum şimdi ben bu soruya. Horhuz mu huz mu? Yani ikinci tarafta şuraya kadar bakacağım değil mi? Ana fiile, ana fiil bu. Ana fiilin öncesine bakıp karar veriyorum, doğru mu? Şimdi sen onun biyoloji sınıfına kayıt oluyorsun. I registered it mi? Yoksa register for it mi? Sınıfa mı kaydoluyorsun, sınıfı için mi kaydoluyorsun? Çocuklar register fiili for'la kullanılır. O yüzden yazar burada hem for'u hem it'i. Yani for it'i atmış. Bu yüzden doğru cevabımız bu soruda hor huz'dur. Anlaştık mı? Geldik 14. soruya. Arkadaşlar bakın yine bir soru karışmış burada. I don't know. Bu bir relative clause sorusu olamaz. Neden? Çünkü fiille bitiyor. Fiille bitiyorsa o non clause sorusudur. Non clause neyle çözülür? Çeviriyle çözülür. O zaman çeviriyorum. Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun lan? Mark Twain'ın nerede doğduğunu bilmiyorum. Bak ilk defa vere nerede dedim. Neden? Çünkü bu non clause. Demek ki bana ilk başta ne lazım? Nerede lazım? Buraya anlaştık mı? İkinci taraf. Ama ben biliyorum. Neyi biliyorsun? Bu da bir non clause. Neden non clause diyorsun hocam? Çünkü fiil var. İsim olsa relative clause olur. Neyi biliyorsun? He lived in Hannibal. Hannibal'da yaşadığını. Ha, açıklama mı yapmış? Bildiği şeyi açıklamış mı? Açıklamalarda biz non clause'da ne kullanıyorduk? Evet. Teşekkür ederim. Doğru cevap Adana. Anlaştık mı? Şimdi geldim 15. soruya. Arkadaşlar 15. soruyu ben yazarken çok büyük bir çeldirici düşündüm. Çeldirici neydi burada? Şimdi öğrenci boşluğun önüne bakarsa kimi görür? Brothers'ları görür. Ne demek brothers? Erkek kardeşler. Ama brothers'ı görürse doğru cevap olarak der ki ya A ya B doğru cevap der. Neden? Çünkü düşünür brothers erkek insandır. Whom olur, them olmaz, which olmaz, why olmaz der. Der ki whom olur der. Yani şu C'yi, D'yi, E'yi öğrenci tamamen eler ve bunların arasında gidip gelir. Der ki bunlar iki kişi. Kimmiş bunlar? Stetson ve Brooks. İki kişi. İki de doğru cevap neither der. Çünkü none ne demek? Hiçbiri demek. Neither hiçbiri demek. Ama neither iki kişiden hiçbiri. No iki ya da fazlası hiçbiri. Ama burada iki kişi olduğunu gördüğün için sen neither'ı seçersin. Ama bu soruyu böyle yaparsan yanlış yaparsın. Bu soru çok büyük bir çeldirici. Neden bu soru çok büyük bir çeldirici biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bu soruda aslında şapkayı değil de bakın iyi izleyin beni şimdi. Neyi nitelemişim? İzleyin. Hat made by Stetson and Brooks Brothers. Şimdi şurada aslında hats which were made. Bir relative clause var mı? Which were made'in kısaltması verb 3 ile yapılmaz mı? Adam burada verb 3 ile kısaltma mı yapmış? O zaman burada senin boşluğun önüne nitelediğin isim brothers'lar mı? Yoksa brothers'lar tarafından yapılan şapkalar mı? Brothers'lar tarafından yapılan şapkalar. O yüzden sen burada cansız bir varlığı niteliyorsun. Bu sebepten dolayı whom'ları eliyorsun. Dem ne diyorsun relative clause olmaz. Relative clause'da why için reason kelimesi lazım. Both of which. Neden both of which? Çünkü sen Stetson'ın ve Brooks'un yaptığı şapkalardan bahsediyorsun. Adamlardan değil. İnanılmaz çeldirici bir soru ve doğru cevap Denizli. Çevirisi de şu oluyor. Julian oldukça en yüksek kalitede ulaşılabilir olan Brothers Brooks ve Stetson tarafından yapılan şapkaları giydi. Anlaştık mı? Relative clause o yüzden doğru cevap both of which. Şapkaların ikisini de giydi diyoruz arkadaşlar. Gayet çeldirici bir soruymuş. Doğru mu? Geldik şimdi nereye? 16. soruya. 16. soru. Film. Et ver. Ne demiştik? Which, whose, whom dışında hiçbir şey. Önüne preposition
almaz demiştik. Adana gitti. İnviç olabilir. Neden inviç olabilir? Film. Cansız varlık olarak da kullanabilirsin. Yer olarak da kullanabilirsin. Home gitti, değil mi? By himself'le sen ne yapamazsın? Ne yapamazsın by himself'le? Relative clause yapamazsın. O home da gitti. Niye? Film cansız varlıktır. Ne kaldı? In which. Ama buradaki in which hangi anlamda? Where anlamında. Bakın göstereyim. Şuradan çiziyorum. Niye? Ana fiilin öncesine bakarım. Cem Yılmaz bakkal esnaf olarak oynadığı film. Nerede oynadı Cem Yılmaz? Filmde. D'da çevirisini verdiği için doğru cevabımız bu soruda in which'tir. Anlaşılmayan. Geldim şimdi 17. soruya değerli arkadaşlar. Şurada the company bir isim mi? He? Employees, işçiler. Bu da bir isim mi? İki isim araya ne girer? Whose. Yani fabrikanın işçilerinin birkaçı. Several, birkaç. Fabrikanın işçilerinin birkaçı değerli arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Geldik şimdi nereye? 18. soruya. 18. soru. A law. Ne demek a law? Bir yasa. Doğru mu? Yasa. Yasa which? Olur. Yasa zaman? Bildirmez. Yasa neden? Bildirmez. By which? Olur. Zaten relative clause'da have yoktur. Doğru cevap şimdi ya which ya by which. Bakalım by atılmış mı? Ama biliyorsunuz ki by'ın bir sürü anlamı vardı. Acaba hangi anlamıyla kullanılmış? Irak? Irak? İrek. Tarafından? Tarafından. İtibariyle. Doğru mu? Aracılığıyla, vasıtasıyla. Aracılığıyla, vasıtasıyla. Başka? Tarafından ile anlamı vardı bir de çocuklar, değil mi? Doğru mu, hatırlıyor musunuz? Bir de yakınında anlamı vardı, near, yakınında. Nereden keseceğim bunu ben? Şuradan. Niye ana fiilden kesiyorum? Bir cinayetten suçlanan insan yasayla, değil mi? Yasayla bir cinayetten suçlanan insan. Yoksa ona bir cinayetten suçlanan insan mı? Yasayla suçlanan insan mı? Yani a crime it mi? A crime by it mi? By it. O yüzden doğru cevabımız by which. İşte bakın çeviri buralarda gerekiyor. Hangi kısımda? İkinci kısımda. Ama önce elemeyi yapın. Boşluğun önündeki isme göre. Çevirmeden, değil mi çocuklar? Geldik şimdi 19. soruya. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Şimdi Bob Dylan's song All Along the Watchtower şarkısı cansız bir varlık mı? İnsan olur mu? Whose olur ama boşluğun bu tarafında çıplak isim olması lazım. Yok, gitti mi? Özel ismi dead nitelemez. Doğru mu? Doğru cevap şimdi burada ya which ya where. Çünkü hani şarkıda o söyledi diyebilir. Ya da cansız bir varlık olarak kullanabilir bunu. Şimdi çevireceğim. O performans sergiledi. Neyle? Harmonika ve akustik bir gitarla. Doğru mu? O zaman burada ne atılmış? O performans göstermiş. Neyle? Şarkıyla. Yani with it'le. Neyle? O şarkıyla, değil mi? He. O zaman yok. Yok, soruya bir daha bakalım. Yanlış gördük orayı. All along the watchwater he performed it with a harmonica. Ha, it'i yanlış yere koyduk. Şimdi çocuklar, baştan yapıyoruz. Kaçırdığınız bir nokta oldu. En başa dönüyorum. En başından çözüyorum. Şimdi all along the watchtower cansız bir varlık bir şarkı dedik. Bu dedik ho olmaz, ho olmaz. Özel isim olduğu için det olmaz dedik. İkisini söyledik. O he performed söyledi. Neyi söyledi? Neyi söyledi? Şarkıyı. Yani iti. Doğru mu? Neyle söylemiş iti o? Harmonika ve akustik gitarla. İti söylüyor. Oradaki it yer mi bitirir yoksa şarkının kendisi mi? Şarkının kendisi. O yüzden
which, doğru cevap. Where, yer bildirmemiş değerli arkadaşlar. Doğru cevap Adana'dır. Geldik 20. soruya. Geldik 20. soruya. 20. soruda people var. People ne demek? İnsanlar. Doğru mu? Şimdi the country. Çocuklar bakın ne demiş? The country demiş. Gördünüz mü burayı? The country. Bakalım bir sorumuzda the country. The country. Soru çok tehlikeli gene. Neden çok tehlikeli biliyor musunuz? Sizce boşluğun önünde siz the country mi niteliyorsunuz? Yoksa ülkedeki insanları mı niteliyorsunuz? Derseniz ki the country niteliyorsunuz. Ben derim ki where olur, that olur. Whose olmaz, isim lazım. Who olmaz, insanları, cansız varlık. Değil mi bu? Hani insanları sen niteleyebiliyorsun who'yla. Olmaz. Olmaz derim. İkisinin arasında gidip gelirsin. Ve yanılırsın. Bu soruda senin nitelediğin isim ülke değil, ülkedeki insanlar. Neymiş nitelediğin isim? Ülkedeki insanlar. Ülkedeki insanlar. Sahiplik bildirir ama burada isim olması lazım. Ülkedeki insanlar yer bildirmez. Doğru mu? Ülkedeki insanlar that olur. Doğru mu? Ülkedeki insanlar who olur. Doğru mu? Ülkedeki insanlar whom olur ama whom'da da boşluktan sonra özne olması lazım. Orada da ne yok? Özne yok. O yüzden whom da gitti. Doğru cevap şimdi ya C ya D. Çeviriyorum. Belgium ülkesi 3 resmi dile sahiptir ve bu çeşitlilik sonuçlanabilir. In conflict, problemle sonuçlanabilir. Kim arasında? Between. Hiçbir insan arasında mı? Tüm insanlar arasında mı? Hiç demene gerek yok. Tüm insanlar arasında problem oluşturabilir dediği için doğru cevabımız nedir? C şıkkıdır değerli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani aslında bu soru da kolay gibi gözüken fakat sen eğer burada country'yi isim olarak alırsan yanlış yapacağın bir soru olarak karşına çıkar. Doğru mu? Peki videomuzu bitirmeden önce şu ipucunu verip öyle bitirelim dersimizi. Şimdi çocuklar diyoruz ki bakın bu bilgiyi sizler de not alın. Diyoruz ki Allah Allah diyemedi gitti. Diyelim. Who of which of whom B tarafında özne almaz. Doğru mu? Detlevich. Bunu şöyle ayıralım. Detlevich B tarafına özne alsa da olur. Almasa da olur. Kabul mü? Özne alsa da olur, almasa da olur. Kabul mü? Kabul mü? Fakat bunun dışında ne kalıyorsa ver. Doğru mu? When. Why. Who's'u karıştırmayalım. O isim alıyor zaten ya. Onu oradan yapıyorsunuz. İşte to which, değil mi? İşte for whom. İşte ne bileyim by which. Ne aklınıza geliyorsa şunlar dışında B tarafına özne almak zorundadır. İşte arkadaşlar bu bilgiyi de ne yapmayın? Bu bilgiyi de unutmayınız. Bu bilgi de önemli bir bilgi. Etrafı orayı net alabilirsen son kez arkadaşlarımız için. Evet değerli arkadaşlar, relative clause'da da 20 soruyu çözdük. Anlamadığınız, takıldığınız bir yer olursa özelden bizlere yazabilirsiniz. Bu hafta içi, hangi hafta içi? Bugün ayın? Şöyle söyleyeyim, Şubat'ın ilk haftasında
Sosyal medya hesaplarımda size 20 soruluk bir relative close testi daha çözeceğim. Orada yine o video çözümünü izleyebilirsiniz. İyi çalışın, artık sınava az kaldı değerli arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.